Kangal ve Alman kurdu. Çene kuvveti. Kangallar yaklaşık olarak 743 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Alman kurtlarının çene kuvveti ise 238 PSI'dir. Yaşam süreleri. Kangalların yaşam süresi 11 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 12 ila 13 yıla kadar uzayabilir. Alman kurtlarının yaşam süresi 9 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 13 yıla kadar uzayabilir. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Sivas kangalları en sağlıklı ırkların başında gelir. Herhangi duyarlı olduğu bir hastalığı yoktur zaten. Alman kurdu genel olarak sağlıklı bir ırktır. Ancak tüm büyük ırk köpekleri gibi yatkın olduğu bazı hastalıklar mevcut olup alerjik yapıları nedeniyle deri hastalıklarına karşı da hassas ve duyarlıdır. Bu nedenle yavruluk döneminden itibaren iyi ve kaliteli beslenmesine özen gösterilmesi halinde hem dejeneratif bozuklukların ortaya çıkmasını yavaşlatır hem de alerjik reaksiyonların daha az görünmesini sağlar. Alman kurdunda görülebilecek olası rahatsızlıklardan bazıları kalça ve dirsek çıkıklığı, mide genişlemesi, pankreas yetmezliğidir. Çocuklarla arası. Sivas kangalları adeta bir çocuk bakıcısıdır. Bundandır ki çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Hatta çocuklu ailelerin tercih sebebidir. Onlara hep yakın olmak, arkadaş olmak isterler. Alman kurtları çocuklarla iyi anlaşır ve onlarla usanmadan saatlerce oynayabilirler. Özellikle küçük yaşlardan itibaren bir arada bulunmuş olduğu çocuğu korur ve kollar. Çocuklara karşı tahammül seviyesi çok yüksektir. Diğer hayvanlarla arası. Sivas kangallarının kedilerle ve yabancılarla arası ortalama düzeydedir. Diğer köpek ırklarıyla arası hiç ama hiç iyi değildir. Alman kurtları yavruluktan itibaren diğer evcil hayvanlarla birlikte tanıştırılması ve sosyalleştirilmesi durumunda hepsiyle iyi birer arkadaş olabilme potansiyelini taşır. Ev ve apartman uyumu. Sivas kangallarının apartmanda yaşaması biçimine, gidişatına, yaşam kalitesine zarar verir ve en önemlisi de onun tabiatına ters düşer. Onların geniş bahçelerde, kulübelerde, dağlarda sürülerinin başında, çayırlarda meralarının başında olması doğru olacaktır. Alman kurtları için apartman daireleri çok da uygun yerler değildir, bunu belirtmeliyim. Ama eğer ki dairede yaşıyorsanız eğitimi verilmeli ve aksatılmaması gereken rutinleri yaptırılmalıdır. Dipnot düşmemde fayda var. Alman çoban köpeği almak için bahçeli bir yer tercih etseniz daha iyi olur. Eğitimleri kolay mı? Sivas kangallarının eğitimleri oldukça kolaydır. Kısmen de olsa itaat eğitimleri konusunda zorluk yaşatabilir. Ama onları yeni öğreteceğiniz komutlarda ve vereceğiniz direktiflerde üstelediğiniz takdirde yerine getireceklerdir. Evet, Alman kurtları da son derece asil ve eğitilmesi kolay köpeklerdir. Elbette ki zekalarından ötürü. Boyutları ve güçleri dolayısıyla erken dönemde eğitilmeye başlanması gerekir ki sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışmasın. Bakımı. Sivas kangallarının tüy bakımından bahsedeyim sizlere. Onların kürk yapısı son derece güzel ve özeldir. Orta uzunlukta tüylere sahiptir ve fazla tüy dökmezler. Tabi mevsim geçişleri hariç. Haftada 1 ila 2 kez tımar edilmesi yeterli gelir. Egzersiz ihtiyaçlarının çok ya da az olduğunu söyleyemeyiz. Orta kararda rutin olarak günlük dolaştırılması yeterli olur. Aynı zamanda diğer köpek cinsleriyle bakımları pek de farklı değildir. Alman kurdu ise haftada bir defa fırça yardımıyla taranmalıdır. Tüy dökülmeleri esnasında özel bir tarak gerekecektir. Şişkinliği önlemek adına günlük beslenmesi öğünlere ayrılmalıdır. Bekçilik. Sivas kangalları dünyanın en iyi bekçi köpeklerinden biridir, bu gerçek. Öyle olmasaydı 500 ila 1000 tane koyunu tehlikelerden koruyamazdı. Ayrıca bölgesine muazzam hakimdir. Gözlem yeteneklerinin yanında koku alma becerisi de eklenince haliyle en iyilerde adının olması pek de şaşırtmıyor. Alman çoban köpekleri bekçilik görevini yaraşır bir şekilde sadık kalır. Çok iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir. Yabancı birilerini gördüklerinde bunu hareketleriyle ve sesleriyle sizlere belli ederler. Çok fazla korumacı davranmalarını önlemek için küçük yaşlarda bu ırkı toplumsallaştırmalısınız. Havlama. Sivas kangallarının gereksiz ve zamansız havladıklarına rast gelen var mıdır bilmem ama bu cinsler genellikle durgun hallerdedir. Ancak tehlikeyi sezdiğinde onun bu sessiz hali bir anda hiddetle son bulur. Alman kurtları içgüdüsel olarak sevdiklerine ve onun sevdiklerine karşı hep kollayıcı rolü üstlenmek ister. Uzaktan yabancı birinin ayak sesini dahi duysa onun için bir havlama sebebidir. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Sivas kangallarının menbahı adı üstünde Sivas'tır. Haliyle onlar soğuk havaları epey sever.
adeta soğuk havayla güzel bir ikili olurlar. Ancak sıcak bir iklim olan bölgede ona bakmayı düşünüyorsanız o bunu benimseyemez. Çünkü sıcakla hiç arası yoktur. Alman kurdu tüy yapısı sayesinde soğuk havalara toleransı daima yüksektir. Ama sıcak havalara karşı yine tüylü derilerinden dolayı toleransları yoktur. Yalnız kalabilir mi? Sivas Kangalları sürüsüne liderlik yaptığından dolayı onlar ıssızlığa zaten alışkındır. Uzun bir süre yalnız kalabilirler ama bu demek değil ki onlarla ilgilenmeyin, onları yalnız bırakın. Köpeğinizin kesinlikle mental ve fiziksel anlamda ihtiyacını karşılamalısınız. Alman kurtları her köpek ırkı gibi sahipleri tarafından uzun bir süre yalnız bırakıldıklarında paniğe, ağlamaya, havlamaya ve sızlanmaya eğilimlidir. Enerji seviyesi. Sivas Kangalları'nın ortalama ile eşdeğer bir enerji seviyeleri vardır. Yok arkadaş, ben ne hiperaktif olabilirim ne de yataktan çıkacak halim olmaz. Orta halli biriyim işte diyorsanız tam olarak size uygun olduğunu söyleyebiliriz. Alman kurdu cinsi köpekleri diğer köpek ırklarına nazaran yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Onun egzersizlere ve aktivitelere ihtiyaçları vardır. İlk defa köpek alacaklar için uygun mu? Sivas Kangalları'nın özgür ruhları vardır. Bahsettiğimiz üzere sürü köpeği olmasından dolayı kondisyonlu olmaları gerekir ki o bunun gayet farkındadır ve ilk defa köpek bakacaklar için uygun olmayacaktır. Ama Alman kurtları ilk defa köpek alacaklar için büyük ırkların içerisinde uygundur. Kolay eğitimlerinin yanı sıra çok çabuk öğrenip hemen kavramalarını zekalarına ve eğitimlerine borçludur. Ve tekrarlamakta fayda var. Onların bahçede bir kulübeleri olsa hiç de fena olmaz hani. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.